Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Uzaklardan uzak bir diyarda, zamanlardan eski bir zamanda, büyük bir dağın gerisinde bir köy varmış. Bu köyde Hasan adında anlı şanlı yiğit bir delikanlı yaşarmış. Sizlerden iyi olmasın, Hasan'ın iyilikte üstüne kimse yokmuş. Kimsenin tavuğuna kış, odununa yaş demezmiş. Güç desen onda, kuvvet desen onda, yiğitlik desen ondaymış. Ama Hasan bir türlü bir işin başına geçememiş. Başa geçmek şöyle dursun, doğru dürüst bir işin kulpundan bile tutamamış. Neylesin zavallı, fakir, fukara Hasan? Tarla desen tarla yok, para desen para yok. Anası babası da sizlere ömür olunca, yol kıyısında dikili bir ağaç gibi tek başına kala kalmış. Hasan gece gündüz başını ellerinin arasına alıp kara kara düşünmeye başlamış. Boşa koymuş dolmamış, doluya koymuş almamış. Yine böyle günlerce düşünüp taşındıktan sonra Hasan bir gün kendi kendine, "Bu köyde bana açılacak bir ekmek kapısı yok. Ben en iyisi şehre gidip orada iş arayayım. Allah hayırlı bir iş bulmayı nasip ederse helalinden kazancımı sağlar, geçinip giderim," demiş. Hasan birkaç gün sonra çıkınını sopasına geçirip omzuna vurmuş. Konu komşuyla tek tek helalleşip yollara düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Tepelerden yel gibi, derelerden sel gibi geçip gitmiş. Susadıkça pınarlarda su içmiş, acıktıkça yabani meyvelerden yemiş. Hasan bir gün büyük bir ırmağın kenarına gelmiş. Bu öyle bir ırmak ki gürül gürül akıyor, çağıl çağıl köpürüyor, uçan kuşu kapıp içine alıyormuş. Hasan ırmağın akışını seyrederken biraz ileride yarısına kadar kuma gömülmüş üç alabalık görmüş. Zavallı balıklar saplandıkları kumda çırpınıp duruyorlarmış ama bir türlü kurtulamıyorlarmış. Balıklar bir yandan çırpınırken bir yandan da sanki sessizce ağlıyorlarmış. O güzel küçük ışıklı gözleri yaşlar içindeymiş. Hasan hemen yanlarına gidip o üç alabalığı kumların içinden kurtarıp ırmağa gerisin geriye atmış. O anda işte Hasan'ın içinden bir ses, "Ey yoksul Hasan, ey fakir çulsuz Hasan, şimdi senin bu yaptığında iş mi?" demiş. "İnsan bu kadar akılsızca davranır mı? Hazır eline üç alabalık geçmişken biriyle karnını doyursaydın, ikisini de satıp cebine 3-5 kuruş atsaydın iyi olmaz mıydı?" Hasan içinden gelen bu kötü sesi daha fazla konuşturmadan azarlayıp susturmuş. "Hadi oradan sen de," demiş. "Bıktım, usandım artık senin bu açgözlülüğünden, hoyrat sözlülüğünden. O boncuk boncuk gözyaşı döken, boyuncuklarını büken üç balığı öldürseydim şimdi daha mı iyi olacaktı? O üç kuruşla çulsuz Hasan, Hasan ağa mı olacaktı? Tasalanma, seni hiç aç susuz bırakmam. Dağlardaki o kadar yabani meyve neyine yetmiyor? Biraz sabret bakalım. Şehre ulaşınca bir iş bulur, seni kimseye muhtaç etmem." İşte Hasan bazen içindeki sesle konuşarak, bazen düz yolda koşarak, bazen de yokuşları aşarak yoluna devam etmiş. Derken büyük bir ovaya ulaşmış. Ovada birçok karınca sürüsü varmış.
Fakat ovada yürüyen insanlar bu karıncalara hiç dikkat etmeden üzerlerine basıp geçiyorlarmış. Hasan yere eğilip bir süre onları izlemiş. Biraz ileride ezilip ölen birçok karınca görünce kendi kendine ''Şu insanoğlu da ne kadar acımasız. Deve bile böyle düşüncesiz adım atıp zavallı börtü böceği ezip geçmez.'' demiş. Sonra da Hasan karınca sürülerini ezmemek için kavurucu sıcağın altında yolunu uzatmış. Karıncaların arkasından dolaşa dolaşa ovayı geçmiş. Hasan az gitmiş, uz gitmiş, biraz daha yürüyüp bir ormana girmiş. Ormanın ortasına ulaşınca bir ağacın altına oturup dinlenmeye başlamış. Az sonra ağacın dallarının arasından acı acı kuş seslerinin geldiğini duymuş. Hasan kafasını kaldırıp yukarıya bakınca bir de ne görsün? Yukarıda ağacın dalları arasındaki bir yuvada iki minicik güvercin yavrusu varmış. Acımasız bir avcı anne babalarını öldürdüğü için yuvada tek başına kalmışlar. Birbirlerine sokularak ötüşüp duruyorlarmış. Zavallı yavrular çok küçük oldukları için ne uçabiliyorlar ne de kaçabiliyorlarmış. Açlıktan acı acı bağırışıyorlarmış. Hasan bu korumasız iki yavruya çok acımış. Günlerce yanlarında kalıp onları çeşitli böceklerle beslemiş. Birkaç hafta sonra kanatlanıp uçmaya, dostu düşmanı ayırt etmeye başladıklarında da onlardan ayrılmış. Hasan yine yollara düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş. Günlerce süren yolculuktan sonra sonunda bir şehre ulaşmış. Burada kalıcı bir iş bulasıya kadar hamallık yapmaya başlamış. Kazandığı parayla karnını doyurunca gücü kuvveti yerine gelmiş. Bir gün Hasan büyük bir caddeden geçerken tellalların davul çalarak bir şeyler duyurduğunu görmüş. Ne söylediklerini merak ederek yanlarına gitmiş. Tellallar şöyle bağırıyorlarmış. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Devletli padişahımızın sarayında güreş yarışması yapılacaktır. Kim üstün gelirse padişahımız kızını ona verecektir. Gücüne, yiğitliğine güvenen delikanlılar yarın saraya buyursunlar. Ertesi gün olmuş, Hasan da güreşleri seyretmek için saraya gitmiş. Saray o kadar kalabalıkmış ki bütün şehrin oraya toplandığını sanmış. Şehirde kendine güvenen ne kadar genç varsa er meydanında bekliyormuş. Güreşler başlamış, yiğitler birbirini devire devire güreşmişler. En sona iki delikanlı kalmış. Bunlardan biri Kara Vezir'in, diğeri de Sarı Vezir'in oğluymuş. Bu iki delikanlı da ''Ya Allah, Bismillah'' diyerek birbirleriyle güreşmeye başlamışlar. Doğrusu ikisi de yiğit delikanlıymış. Ne oyunlar ne marifetler göstermişler, sonunda Kara Vezir'in oğlu Sarı Vezir'in oğlunun sırtını yere getirmiş. Bunun üzerine tellal o gür sesiyle bağırmaya başlamış. ''Var mı Kara Vezir'in oğluyla güreşmek isteyen? Yoksa bu yarış burada biter. Padişahın kızı Kara Vezir'in oğluyla evlenir.'' O anda Hasan birden atılarak ''Evet, ben varım. Ben de şansımı denemek istiyorum.'' diye bağırmış. Meydandaki herkes bu baba yiğidin kim olduğunu merak etmiş. Hasan yavaş yavaş yürüyerek er meydanına çıkmış, ''Haydi ya Allah!'' deyip Kara Vezir'in oğluyla güreşmeye başlamış. Çok geçmeden bir elense çekerek vezirin oğlunu upuzun yere sermiş. Alanda öyle bir alkış kopmuş ki yer gök inlemeye başlamış. Zafer kutlamaları yapılırken
Kara Vezir ortaya atılıp duruma itiraz etmiş. "Ben bu sonucu asla kabul etmem," demiş. Bu delikanlı hiç kimseyle güreşmediği için er meydanına hiç yorulmadan çıktı. Oysa benim oğlum bir sürü yiğidin sırtını yere getirdi. Çok yorulduğu için de gerçek gücünü, kuvvetini gösteremedi. Padişahımız kabul ederse bu güreşin yarın tekrar yapılmasını istiyorum. Oğlum yarına kadar dinlensin, asıl yiğidin kim olduğu ortaya çıkar. Padişah Kara Vezir'in isteğini kabul etmiş. "Tamam, güreş yarın tekrarlansın," demiş. Sarayın bahçesi boşaltılmış, herkes ertesi gün gelmek üzere evine gitmiş. Kara Vezir'in oğlu akşam etlerle, baklava böreklerle karnını doyururken Hasan bir dilim kuru ekmek yemiş. Üstüne de birkaç avuç su içmiş ve yatıp uyumuş. Ertesi sabah şehir ahalisi sarayın bahçesinde toplanmış. Kara Vezir'in oğluyla Hasan salınarak er meydanına çıkmışlar. "Ya Allah, Bismillah!" diyerek güreşmeye başlamışlar. Hasan bir hamlede vezirin oğlunun sırtını yere getirip yarışı kazanmış. Kara Vezir yine itiraz etmeye, bağırıp çağırmaya başlamış. Fakat bu sefer padişah onu dinlememiş. "Yarın düğün başlasın, kızımı bu yiğide verdim," demiş. Kara Vezir oğlunu padişahın kızıyla evlendirerek büyük bir servete konmayı düşünüyormuş. Ama Hasan güreşi kazanınca bütün hayalleri suya düşmüş. O da hemen Sarı Vezir'in yanına gitmiş ve padişahı bu kararından vazgeçirirlerse servetin yarısını kendisine vereceğini söylemiş. Sarı Vezir bunu kabul edince o akşam birlikte padişahın yanına gitmişler. Kızını Hasan'a vermesin diye onu ikna etmeye çalışmışlar. Kara Vezir, "Padişahım, onun hakkında ne biliyoruz ki?" demiş. "Nereden gelmiş, ne iş yapar? İyi midir, kötü müdür, hırlı mıdır, hırsız mıdır, yetim midir, yoksul mudur?" Sarı Vezir de, "Sakın kızınızı bu adama vermeyin padişahım," demiş. "İleride halkınıza karşı yüzünüz yere gelir. Bence bir an önce savalım onu başımızdan. Yapamayacağı, başaramayacağı işler sürelim önüne. Sonra da üstesinden gelemedi diye def edelim gitsin." Padişah biraz düşündükten sonra "Bu işe açıkça karşı çıkamam," demiş. "Halkıma güreşi kazanan yiğide kızımı vereceğime dair söz verdim. Bu sözümden dönemem. Ama söylediğiniz gibi onu bazı imtihanlardan geçirmek padişah olarak benim hakkımdır." Bunun üzerine ertesi gün Hasan'ı bulup padişahın huzuruna çıkarmışlar. Padişah, "Vezirimin oğlunu yendin ama kızımla evlenebilmen için bir şartım daha var," demiş. "Şimdi tacımdaki altın süsü, elmas düğmemi ve yakut mührümü sarayın önünden akan ırmağa atacağım. Bunları bir saat içinde bulup çıkaracaksın, yoksa kelleni vurdururum." Padişah sözleri biter bitmez tahtından kalkıp pencerenin yanına gitmiş. Süsü, düğmeyi ve mührünü gürül gürül akan ırmağın içerisine atıvermiş. Hasan, olan bitenlerin şaşkınlığıyla hiçbir şey diyemeden ırmağın yanına koşmuş. Ama ırmak öyle çağıldayarak akıyormuş ki, bunun dibinden ne süs, ne düğme, ne de mühür çıkarılabilirmiş. Hasan ne yapacağını şaşırmış. Kendi kendine, "Kendimi ırmağa mı atsam acaba?" demiş. "Boğulmadan karşıya geçebilirsem kaçıp giderim. Boğulursam da zalim padişahın başımı vurdurmasına gerek kalmaz." Hasan tam karar vermek üzereyken ırmağın kıyısında üç alabalık görmüş. Ağızlarında padişahın altın süsü, elmas düğmesi ve yakut mührü varmış. Bunların daha önce ölümden kurtardığı balıklar olduğunu hemen anlamış Hasan. Kendisine yardım ettikleri için çok sevinmiş. Süsü, düğmeyi ve mührü alıp padişahın yanına gitmiş.
Padişah Hasan'ın bunları o azgın ırmaktan nasıl çıkardığına çok şaşırmış. "Madem bu şartımı da yerine getirdin, o zaman yarın düğün başlasın," demiş. Ama kara vezirle sarı vezir padişahın önünden arkasından koşup ikna etmeyi yine başarmışlar. Ertesi gün için başka bir şart daha koşmasını kabul ettirmişler. Sabah olunca Hasan'ı yine tutup saraya getirmişler. Padişah, "Delikanlı, kızımı öyle kolaylıkla sana vereceğimi zannetme," demiş. "Birinci şartımı yerine getirdin ama şimdi sıra ikinci şartımda. Şartım da şudur, bu gece sarayın bahçesine 10 çuval pirinç serpecekler. Sen de sabaha kadar hepsini toplayacaksın. Yerde bir pirinç tanesi bile kalmayacak." Hasan bu şartı da çaresizce kabul etmiş. Gece olunca sarayın bahçesinin dört bir yanına pirinçleri serpmişler. Hasan hemen pirinçleri toplamaya başlamış. Fakat karanlık olduğu için bir saatte ancak 2 avuç pirinç toplayabilmiş. Hasan sabaha kadar hepsini toplamasının imkansız olduğunu anlayınca bir kenara oturup düşünmeye başlamış. İşte tam bu sırada sarayın bahçesi nereden geldikleri belli olmayan karınca sürüleriyle dolmuş. Bu karıncalar hemen pirinçleri toplayıp Hasan'ın yanına yığmışlar. Sonra da geldikleri gibi ortadan kaybolmuşlar. Hasan da bütün pirinçlerin hepsini sevinçle çuvallara doldurmuş. Sabah olunca padişah bütün pirinçlerin toplandığını görünce gözlerine inanamamış. "Peki," demiş, "bu şartımı da yerine getirdiğine göre yarın düğün başlasın." Kara vezirle sarı vezir Hasan'ın bu imkansız şartı da başarıyla yerine getirmesine çok öfkelenmişler. Yine padişahın yanına gidip saatlerce dil dökmüşler. Padişah sonunda dayanamamış ve bunun son olması şartıyla isteklerini kabul etmiş. Ertesi gün Hasan'ı padişahın huzuruna çıkarmışlar. Padişah, "Delikanlı, bu artık son şartım. Bunu da başarırsan kızımla kesinlikle evleneceksin," demiş. Bu sefer de Kaf Dağı'na gidip ağlayan narla gülen ayvayı alıp getireceksin. "Sana 3 gün mühlet veriyorum. Getiremezsen ülkeme gelme. Elin boş gelirsen boynunu vurdururum." Hasan kendi kendine "Kaf Dağı neresi ki acaba?" diyerek saraydan çıkmış. Önüne gelenlere Kaf Dağı'nın yerini sormuş. Ama ne bir bilen çıkmış ne de bir gören çıkmış. Hasan nereye gideceğini bilmeden düşmüş yollara. Biraz yürüdükten sonra kendisine doğru yaklaşan 2 ak güvercin görmüş. Birinin ayaklarının arasında ağlayan nar, diğerinin ayaklarının arasında ise gülen ayva varmış. 2 ak güvercin bunları Hasan'ın yanına bırakarak uçup gitmişler. Hasan, küçükken besleyip büyüttüğü bu 2 güvercini hemen tanımış ve arkalarından sevgiyle bakmış. Sonra saraya koşup ağlayan narla gülen ayvayı padişahın önüne koymuş. Padişah, Hasan'ın bunları bu kadar kısa sürede nasıl bulup getirdiğini anlayamamış. Acaba işin içinde bir hile mi var diye düşünürken, nar hüngür hüngür ağlamaya, ayva da kıkır kıkır gülmeye başlamış. Bunu gören padişah, "Evladım, sözüm söz, düğün yarın kesinlikle başlayacak," demiş. Kara vezirle sarı vezir padişahı sözünden döndürmeye çalışmışlar ama padişah bu sefer onları dinlememiş. Ertesi gün düğün başlamış. 40 gün 40 gece davullar vurulmuş. 40 büyük kazanda 40 çeşit yemek pişirilmiş. Bütün şehir halkı ve diğer şehirlerden gelen insanlar bu yemeklerden yemişler, eğlenmişler, Hasan'ın mutluluğuna ortak olmuşlar.
Sonunda Hasan'la padişahın kızı evlenmiş. Padişah çok geçmeden kara vezirle sarı veziri görevlerinden alarak Hasan'ı vezir yapmış. Hasan da bütün gücünü, kuvvetini, aklını ve zekasını iyilik yolunda kullanarak halkın çok sevdiği bir vezir olmuş. Onlar ermiş muradına, darısı bütün iyilerin başına. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.